İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenileri Konseyi. Aintab'ın ilk fotoğrafçısı da Ermeniydi. Hayal hakkında yeni ayrıntılar. Link cinayeti için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Taliş'te inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. Bolomör'de madencilik projesi iptal edildi. Batı Ermenistan Parlamentosu üyesi ve Birleşmiş Milletler'e bağlı Yerli Halklar Konseyi'nde Batı Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Bayan Lidya Margosyan, Rine Long ile görüştü. DOSİP'in karar veren en yüksek organı Vakıf Yönetim Kurulu'dur. Bu kuruluş mali kaynaklar ve yasal konulardan sorumludur. Onun üyeleri yerli halkların sorunlarına büyük ilgi gösteriyor ve onların mesleki beceriler edinmesi hakkında bilgiler ediniyorlar ve böylece DOSİP'i uygun bir şekilde yönetmeye katkı sağlıyorlar. Tanınmış fotoğrafçı Serdar Beyaz Aslan'ın bildirdiğine göre Aintab'ın ilk fotoğrafçısı bir Ermeniydi. Beyaz Aslan Ermeni fotoğrafçı hakkında şunları dedi. Daha sonradan Antep'in ilk fotoğraf ustaları bu mesleği işte bu Ermeniden öğrendiler. Babam da bu Ermeni fotoğrafçının çıraklarının arasında yer alıyordu. Aintab'da Ermenilerin 1915-1921 tarihleri arasında topluca katledildiklerini hatırlatalım. Ermenilere uygulanan soykırımdan kurtulabilenler Suriye, Lübnan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sığındılar. Türk araştırmacı Murat Uçaner'e göre şimdiki Aintab şehrinde 2 milyon insan yaşamakta fakat bunun sadece %5'i yerli Aintablı. Bu %5'in yarısına yakın bir kısmını yani 50 binini İslamlaşmış Ermeniler teşkil ediyor. Fakat bunların büyük bir kısmı kendi Ermeni köklerini biz Müslüman Türk'üz diyerek reddediyor. Aintab şehrinin merkezinde 25 bin İslamlaşmış Ermeni yaşıyor. Nizip ve Birecik yerleşim yerlerinin üçte birinde ise din değiştirmiş Ermeniler yaşamakta. Agos gazetesi kurucusu Hrant Dink'in katledilmesiyle ilgili mahkemenin 75. oturumu 10 Temmuz günü Polis'te gerçekleşti. Oturum sırasında bir takım şahitler dinlendi. Bunlardan biri de cinayeti planladığı suçuyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Yasin Hayali'nin akrabası Coşkun İyici'ydi. Bu kişinin verdiği bilgiye göre Dink cinayetinden önce Hayal kendisine Dink'i öldürme planı yaptığını söyledi. Şahit şöyle devam etti. 2016 yılının Temmuz'unda Halil bana Hrant Dink'in Ermeni olduğunu ve Türkler hakkında çapından fazla şeyler konuşup yazdığı için öldürüleceğini söyledi. Bu sözleri duyduktan sonra İyici konuyu istihbarat elemanlarına anlattı. Mahkemenin bu oturumu öncesinde kendilerine Hrant'ın arkadaşları diyen bir grup, yaptıkları açıklamada 11 yıl devam eden davada bu cinayeti asıl organize eden suçluların cezasız bırakıldığını ifade ettiler. 2 Temmuz 2007'den itibaren başlayan bu davada en az 85 kişi suçlanmış olup bunlardan 24'ünün serbest bırakıldığını hatırlatalım. Taliş'te dairelerin ve eğitim kurumlarının inşaatı tamamlanmak üzere. Artsakh Cumhuriyeti Şehir Plancılık Bakanlığı'ndan Artsakh Press'e yapılan konuyla ilgili açıklamaya göre Bakan Garen Şahramanyan, Mardaker bölgesinin Taliş yerleşim biriminde inşaat çalışmaları yürüten inşaat şirketlerinin yöneticileri ve sorumlularıyla giderilen işleri birlikte değerlendirme hakkında bir danışma toplantısı gerçekleştirdi. Kaynağın bildirdiğine göre inşaatçılar kendi alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmaları özetlemiş, süren inşaat çalışmalarına değinmiş ve var olan sorunları dile getirmişlerdir. Batı Ermenistan'ın bir parçasını oluşturan Bolomer Vadisi'ndeki madencilik projesi iptal edildi. Konuyla ilgili kendi Twitter hesabından bir açıklamada bulunan Dersim Hukukçular Derneği Başkanı Barış Yıldırım, mahkemenin Bolomer Vadisi'nde uygulanacak madencilik projelerinin çevreye zarar vereceği gerçeğine dayanarak planı iptal etmeye karar verdiğini ifade etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas'ın Şorur adlı eserini sunuyoruz. Oh!
tamamını Batı Ermenistan'ı Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.